Mesela bizim Güneydoğu'da ölçü, tasavvufi manadaki ölçü batıda biraz farklı. Şimdi batıda mesela halk ne kadar kalabalık toplanırsa, bir şehir ne kadar büyük bir cemaati olsa, ne kadar fazla insan onun arkasından gitse, bu bir ölçü olarak kabul ediliyor. Yani bir şekilde bir itibar, bir şekilde bir mertebe gibi, bir şey gibi kabul ediliyor. Ama Güneydoğu'da bu ölçü yok. Alimler arasında böyle bir ölçü yok. Şeyhler arasında, mürşitler arasında böyle bir ölçü yok. Ondan hiçbir zaman bir dergaha, bir divana, bir şeyhin yanına giden insanların kemiyetlerine, yani sayısına asla bakmazlar. İster 100.000 kişi gitsin, ister bir kişi gitsin. Hiçbir şekilde. Baktıkları şey şudur, oraya giden kaç tane alim var? İlim ehlinden kaç kişi o mürşidin yanına gidip bağlanmış, intisap etmiş? Niye biliyor musunuz? Çünkü avam dediğimiz, yani okumamış insanların ikna edilmesi, bir şekilde cezbedilmesi, çekilmesi, bir şekilde bağlanması kolaydır. Ama okumuş olan, ilim ehli olan insanların inceleme, tetkik etme, irdeleme kriterleri çok daha fazladır, çok daha değişiktir. Yani şimdi bize bile sorsanız bir şey işte bir sürü şeyler anlatabiliriz. Bir şeyhin durumuyla ilgili, haliyle ilgili, hizmetiyle ilgili, mertebesiyle ilgili bir sürü yorumlar yaparız filan. Mesela benim babam rahmetullahi aleyh, babama bir şeyhi, bir mürşidi sordukları zaman babamın sorduğu iki şey vardı. Bir diyordu ki talebe okutuyor mu? Yani ders veriyor mu? Bitti bu bir. İkincisi, yani bu çok önemli. Bunlar çok güzel, basit, belki böyle sade gelecek ama çok çok büyük ölçü. İkincisi, babam rahmetullahi aleyh diyordu ki geliri nedir, ne iş yapıyor? Mesleği nedir, yani sanatı nedir, nereden geçiniyor yani? Bu iki kritere bile vursanız bugün, bilmiyorum, herhalde %90 sınıfta kalır yani. Bu bir, ilim ehli olacak. İlim ehli olması, okumuş olması, alim olması yetmiyor. Çünkü tasavvuf ilimle beraber olursa bir şey ifade eder, bir anlam ifade eder. İlimle beraber olması şudur, bir mürşidin, gerçek bir şeyhin zahiren en büyük meşguliyetin ilim olması gerekiyor. Çünkü cahillik bizim başımızın belası. Ahir zamanın en büyük belası ve fitnesi cehalettir. Siz cehaletle savaşmak zorundasınız önce. Şeytanla, tağutla, şuyla, buyla, bir sürü şeyle, bid'atlerle, hurafelerle, bunların hepsiyle ancak ilimle mücadele edebilirsiniz. Bilgiyle bunlarla savaşma imkanınız var. Bunun için de yol nedir? İlmi yaymak, ilmi genişletmek, ilim talebelerini arttırmak, ilim ehlini her tarafa yaymak. Yani yapılması gereken bu. Ta benim babamın rahmetullahi aleyh 40 sene önceki sözü buydu. Talebe okutuyor mu? Neyle meşhur oluyor yani? Neyle mi? Talebe okutuyor mu? Talebe okutuyorsa tamam. Peki ikincisi, mesleği nedir? Yani geliri nedir? Neyle geçiniyor? Bu neyle geçiniyor? Çok büyük bir soru yani. Çünkü büyük tasavvuf ehlinin hepsinin bir şekilde bir sanatı vardı, bir işi vardı, bir mesleği vardı. Hiçbirisi müritlerin ve halkın sırtından geçinmedi. Yani ala dini attar esansıydı Kudüs'e sirruh. Bir başkası Hallacı Mansur mesela yorgancıydı, yastık yatak yapıyordu yani. Her birini böyle, hatta lakapları bile o yüzden o şekilde gelmiştir yani. Her birisi bir işte, bir meslekte, bir sanatta, bir şekilde bir şeyle meşhur oluyordu. Seyyid Emir Kilal çömlekçilik yapıyordu. Bahattin abi Allah razı olsun hatırlattı bize. Yani herkes bir iş. Halkın sırtından geçirmek yok. Müritlere yük olmak yok. Milletin parasını devşirmek yok. Böyle bağış toplama, teberrü toplama filan. Saadet-i Nakşibendiye'nin böyle bir usulü olmamış. Böyle bir şey yok. Nakşibendi büyükleri, gerçek alimler hiçbir zaman hiç kimseden bir şey istememişlerdir. Bir şey talep etmemişlerdir. Yani sizden dünyalık isteyenden Allah'ın dinini öğrenemezsin. Bitti. Ölçü bu yani. Bir gün birisi Cüneydi Bağdadi Hazretlerine geliyor, Kudüs'e sirruhu. Sohbetine buluyor, sonra çıkarıyor bir kese altın, zengin birisiymiş. Cüneydi Bağdadi diyor ki bu nedir diyor, efendim diyor işte hizmetiniz var, hizmetinizde kullanırsınız filan. Bir kese altın getirmiş, bir kese doğrusu. Cüneydi Bağdadi Kudüs'e sirruhu diyor ki sana bir soru sorayım diyor.
Sen mi zenginsin, ben mi zenginim diyor Cüneyt Bağdadi Hazretleri. Adam efendim haşa ama yani ben ticaret ehliyim, kazanıyorum şeyim yani durumum çok çok iyidir filan. Peki bir soru daha sorayım sana diyor. Sen paranın artmasını istiyor musun diyor. Yani daha fazla paran olsun istiyor musun? E isterim tabii diyor. Herkes ister diyor. E benim öyle bir isteğim yok. Düşün bakayım sen mi zenginsin ben mi daha zenginim diyor. Al diyor onu git diyor. Yani benim öyle bir isteğim olmadığı için ben senden daha zenginim diyor. Yani büyük zatlar hep böyle Şahin Akşemen Hazretleri'ne mesela Kaddesallahu Sıram Aziz birisi geliyor ziyaretine geliyor. Yani dünyalığı iyi olan birisi. O da geliyor Şahin Akşemen Hazretleri'ne bir şey bir yerinde bir kese altın bir şey paraya bir şey uzatıyor. Şahin Akşemen bakıyor Kaddesallahu Sıram Aziz diyor ki Allahu Teala bana bu yolu nasip ettiği günden bugüne kadar hiç kimsenin kuvveti benim elimin tersini yere çevirmedi. Yani kimseden bir şey almadım. Çünkü halktan bir şey almak, başkalarına Allah'tan başkasından bir şey istemek tasavvufta yasaktır. Yani belli bir mertebeden sonra yasaktır. Allah'tan başka hiç kimseden bir şey istemeyeceksiniz. Bir adam vardı, bir meselesi vardı, talak meselesi. Adam gitmiş her yerde, hanımını boşamış, hiçbir yerde çare yok. Çaresiz dönerken, Baykan'dan geçerken, işte Sedem Ala Muhyiddin var burada diyorlar, git ona diyorlar. Yani son kapı o diyorlar, ilimde, fıkıhta, fetvada, konularda. Errasihune fil ilim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de alimlerden de bahsederken onların da derecelerini belirtiyor. İlimde derinleşmiş olanlar yani. Rasihune fil ilim, ilimde derinleşmiş yani derin bilgi sahibi olanlar. Çok bilgi fazla bilgi değil ha. Tabir çok ilginçtir. Ayet kerime çok büyük bilgi sahibi, çok bilgi fazla bilgi demiyor. Derin bilgi sahibi. Er-râsikûne fil-ilm. İlimde derinleşmiş olanlar. O derinleşme bir bakış açısıdır, bir ferasettir, bir basirettir, başka bir görüş demektir. Ne? Adam zengin bir adam geliyor, oturuyor, halini anlatıyor. Seyda Kaddasalı bir iki soru soruyor. Ondan sonra da işini hallediyor. Sen diyor şu şekilde tekrar nikahını kıyman mümkün. Adam çıkarıyor çek defterini bırakıyor Seyda'nın önüne. Boş cep koçanını bırakıyor yani. Seyda bak bu nedir diyor. Diyor ki efendim benim yuvam yıkılmıştı. Evim dağılmıştı. Çoluk çocuğuyla itibarı olan bir insanım ben. Falanca şehirde bir iş adamıyım. Ben bitmiştim, bitmek üzereydim. Bana şu anda burada tekrar yeni bir hayat verdiniz. Yeni bir aile verdiniz. Eşime, çocuklarıma, her şeye beni tekrar kavuşturdunuz. Bunun bedeli yok ama buyurun hepsi sizin istediğiniz şekilde doldurun. Sana böyle bakıyor Kaddesallahu Aziz. Eğer diyor biz bu işi parayla yapsaydık senin işini çözecek bilgiye ulaşamazdık diyor. Çok büyük bir cümle bu. Biz bu iş için dünyalık alsaydık senin bu derdini çözecek olan bilgiye ilme biz sahip olamazdık diyor. Bu yüzden geçimi nedir, işi nedir, geliri nedir, neyle meşgul bu çok büyük bir soru yani. Bu bir. Yani ikincisi bu ilk iki soru babamın sorusuydu rahmetullahi aleyh. Yani bundan kaç tane şeyh bugün sınıfı geçer? Şimdi Türkiye'de de yani ülkemizde de yani birçok yerinde biliyorsunuz kanunda bir şey var mal beyanı. Sen bir malın varsa bir şeyin varsa bunun kaynağını da belirtmek zorundasın yani. Ne iş yaptın, ne ticaret yaptın, nereden geldin, nereden buna sahip oldun? Yani ne kadar vergi ödedin, ne kadar iş yaptın, ne aldın, ne sattın ki sen buna sahip oldun? Demirci bunu soruyor, devlet soruyor bunu. Resmi makamlar bunu sorar nihayette. Farklı bir şey gördükleri zaman. Allah-u Teala sormayacak mı peki? Cenab-ı Allah devletten de, bütün devletlerden de çok daha kaviyyün azizdir yani. Nasıl bugün bu basit dediğimiz devletler bile nereden buldun diye soruyorlarsa, yarın gelirine giderine bakmayan, haramı helali gözetlemeyen, her şeye sadece malik olmaya, tüm buna odaklanmış olan insana da Allah-u Teala yarın hesap gününde sen bunu nereden buldun diye soracak. Biliyor. Allah biliyor ama soracak. Ona itiraf etmek için soracak. Bu tabii çok büyük bir dert. Çok büyük bir sıkıntı. Yani birçok yerden Müslümanların kalbi bu yüzden, bu yollardan, bu büyüklerin yolundan soğuyor. Bunlar muhatap kaldıkları için soğuyor. Yani diyorlar ki ya niye bizden bir şey isteniyor? Biz buraya Allah için geldik. Maddiyat için, dünya için, para için gelmedik. Yani maksat ondan para istemesi filan değil.
Ya böyle bir ilişkiye, böyle bir münasebete, böyle bir birlikteliğe dünyanın karışmaması gerekir yani. Ben hatırlıyorum Tilo'ya, hep size anlatmışımdır defalarca. Seyyidina Mevla Burhaneddin Hazretleri'nin Kudüs-i Sırrı yanına gittiğim zaman, yani bana tövbe ettiğim an bana dediği bir tek üç şart vardı meşhur. O üç şarttan sadece bir tanesini söyleyeyim. Seninle benim arama dedi hiçbir zaman dünyayı ve parayı sokma dedi. Bizim aramıza dünya ve para girmesin dedi yani. Bunlar önemli şeyler. Bir diğer kriter, yani Güneydoğu'da bu sefer çok daha geçerli olan şeyi söyleyeyim. Bunların dışında yani bu iki şart. Talebe okutuyor mu, okutmuyor mu? Bir, geliri nedir? İki. Bir üçüncüsü de şu. O şeyhe intisap edenler içerisinde ne kadar alim var? Kaç tane hoca var onun etrafında? Anladınız değil mi? Sen kaç, bu şeyh kaç tane hocayı önünde diz çöktürebilmiş? Kaç tane ilim ehlini teslim alabilmiş? Kaç tane ilim ehline sözünü ve hükmünü geçirebilmiş? Bu hükmünü sözünü derken dünyalık olarak düşünmeyin yani. Mesela Seyyidina Şeyh Maşuk'un Kudüs-i Sırrı, bütün mensupları alimdiler. Güneydoğu'nun bütün alimleri istisnasız belki bir iki tane, o da nasıl biliyor musunuz? Amellerini Seyyidina Şeyh'in yanında bitirmemişlerdi de vefatından sonra gidip başka şeyhlere bağlanmışlardı. Ama ilimde üst seviyede olanların hepsi Şeyh Maşuk'un önünde diz çökmüştü Kudüs-i Sırrı. Hem öyle bir cezbeyle, öyle bir cellabiyetle çekiyordu ki Şeyh Maşuk Kudüs-i Sırrı, soru soracak, tereddüt edecek veya duraksayacak mecelleri dahi kalmıyordu. Bu kadar büyük bir mürşitti, bu kadar büyük bir veliydi. Velayeti uzma derecesinde bir zat. Daha geçen hafta Diyarbakır'dan bir medrese hocası gelmişti, bir dostumuz, bir kardeşimiz. O daha genç tabii. Seyyid Şeyh Maşuk'u görmemiş. Oturduk, sohbet ettik. Kaddası. Bir kere Seyyid Şeyh Maşuk'la ilgili bir şeyi söyleyeyim. Mensupları ondan bahsederken Seyyid Şeyh Maşuk demezlerdi. Onun mensupların arasında, onun ismi Seyda Şeyh. Seyda Yeşek derler, Seyda Yeşek. Seyda bana Muhyiddin babı Seyda da dedi, Seyda Yeşek diyor. Seydamız da öyle diyor, Seyda Yeşek diyor. Yani maşuk kelimesini böyle bazen kullanmaktan bile çoğu zaman haya ediyorlardı böyle, edep gereği yani. Dedi ki Fatih abi dedi, ben onu görmedim dedi. Senin sohbetleri falan dinledim ama ben dedi Diyarbakır'da ona tabi olmuş, onu görmüş olanları gördüm. Abi bu nasıl bir aşk dedi ya. Normal bir sevgiyle dedi. Şeyh Maşuk'u seven bir müridini görmedim dedi. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Yani hepsi aşk düzeyinde bir sevgiyle bir muhabbetle. Falan dedi keşke görseydim dedi. Valla görseydin. Diyecektin ki şimdi diyecektin ki keşke görmeseydim. Yani o kadar büyük bir zat. Onun ayrılığı, ondan uzak olmak, onu görememek, onu kaybetmiş olmak da o kadar büyük bir imtihan yani. Çünkü bu büyük zatlar. Şeyde Şeyh Kaddesallahu Aziz öyle. Bütün alimler. Kimi sayarsanız sayın. Hiçbir alim yani yeter ki o istesin. Yeter ki bir dönüp baksın. Yeter ki bir nazar etsin. Bitmiştir o anda. Onun etrafında alimlerin toplandığı kadar hiçbir şeyhin yanında o kadar alimin onda biri. Belki 20'de, belki 50'de biri kadar bile hoca toplanmamıştır. Bunu bilin yani. Yok ya hocalar gitmez bir yere. İlim ehli kimseyi kabul etmez kolay kolay. Çünkü ilim ehli baktığı zaman senin benim görmediğimiz birçok şeyleri görüyor. Birçok şeylere dikkat ediyor. Seyyidina Mevla Burhan, Kaddesallahu Aziz, zaten ilim ehlinden başka biri yok onun. Yani hepsi onun mücazları, hepsi müderrisler, hepsi hoca, hepsi ilim ehli onun yanında geliyor. Yani avam dilimiz, cahil dilimiz, işte biz burada bir üç beş arkadaş varız, o kadar yani. Başka yok, başka bir yerde kabul etmiyor Seyyidina Kaddesallahu Aziz. Yani kaç tane ilim ehli, kaç tane hoca, kaç tane bilgili insan o şeyhe gidip teslim olmuş, intisap etmiş. Bu çok önemli bir. Bir dördüncüsü de yine Güneydoğu'da örftür, gelenektir. Nurşin'den yani Şeyh Abdurrahman Tahi Kuddise Sirru Hazretlerinin ailesinden, evlatlarından, torunlarından gidip o şeyhe bağlanan ve intisap eden var mı? Bu çok yani buralarda bilinmez de ama Güneydoğu'da olaydır. Yani Şeyh Abdurrahman Tahi Hazretlerinin veya Hazreti Ziyaüddin'in Kudüs'ü evlatlarından birisi, torunlarından birisi gidip Güneydoğu'da veya Batı'da nerede olursa olsun herhangi bir şeyhe bağlanıp intisap ederse bu farklı bir kriterdir. O şeyhe olan bakış açısı değişir. Herkesin yani çünkü şey değil, kolay bir şey değil yani. O büyüklerin evlatlarının da
bir şeyhe gidip bağlanması. Hem kendi büyükler de görmüşler. Doğru mu? Kendi babalarını görmüşler, dedeler de görmüşler bir kısmı. Nasıl ikna olacaklar? Kiminle onların kalbi sükunet bulacak ki yani? Bu Güneydoğu'da bir şey, bir mürşit, Norçin'den herhangi birisinin gelip onun yanında tarikata girmesi için çok büyük çaba gösterir. Yani bu çok farklı bir kriterdir. Bizim belki anlayamayacağımız ama Güneydoğu'da bunun şeyi ödemiyor, ölçüsü bambaşka diyor. Yalvarırlar yani, çok çok rica ederler ki o aileden birisi gelsin, onun yanında tövbe etsin, ona intisap etsin. Çok gariptir. Mesela Sedem Allah Muhyiddin, Kıddısı Seyda-i Tahi'nin ailesinden iki tane halifesi vardı. Sedem Allah Muhyiddin'in Kudüs'e. Birisi Şeyh Bedreddin'di, bizzat Seyda-i Şeyh Maşuk'un oğluydu. Yani Seyda'nın, Şeyh'inin oğlu. Şeyh Bedreddin ki tanıyanlar herkes şahitlik eder. Muhteşem ve mükemmel bir zat idi yani. Çok isterdim kardeşlerimizin onu da görmüş olmasını yani. Şeyh Bedreddin Kaddasallahu, kendisi bana anlattı. Ben dedi işte bir rüya üzerine gittim dedi. Tabii büyüklerin rüyası bizim rüyalarımıza da benzemez. Onu da belirteyim yani. Bir rüya üzerine gitmedi. Tabii ki Seyda'nın yanında okumuş, Seyda'nın ilmini biliyor. Seyda'nın nasıl bir büyük zat olduğunu biliyor. Ama babasını onu göndermesiyle yani, babasının işaretiyle yani, öyle diyeyim. Ben diyor Seyda bana Muhyiddin'in yanına gitti. Elini öptü. Kaddasallahu aziz. Huzuruna oturdum. Diyor niyetimi söyledim. Diyor dedim efendim ben işte insaf etmek için geldim. Seyda ne diyor biliyor musunuz? Bugün hiçbir şeyin yani Seyda bana Burhan hariç belki söyleyemeyeceği bir söz söylüyor. Bak Bedreddin diyor. Senin baban halifesi diye geldiysen sakın gelme diyor. Anladınız değil mi? Hakkını vereceksen gel. Bunun amelini yapacaksan, bunun çilesini çekeceksen gel. Bu yolda torpil yok ki, bu okul değil ki, mektep değil ki gidip öğretmeni ayarlayasın şey desin. Bir diğer halifesi Şeyh Fadullah Efendi'ydi. O da Şeyh Nasır'ın oğluydu, Hazret'in torunuydu, o kadar sırasını. O da Seyda'nın yanında okumuş. Aynı zamanda Seyda'nın talebesi. Kendi de anlatıyor. Diyor ki ben gittiğim zaman yanına intisap etmek için gittiğinde diyor bana baktı dedi ki bak Fadli dedi. Senin dayının halifesin diye geliyorsan sakın gelme dedi. Tabii bunların her ikisi de Allah için giden insanlardı. Amel etmek için. Gerçekten bu işin hakkını vermek için. Bu tasavvufun seyri sülükünü yapmak için gitmişlerdi. Elhamdülillah ikisi de Rabbime şükürler olsun izin aldılar. Hizmet ettiler. Vefat ettiler. Allah-u Teala rahmet eylesin her ikisine de. Yani Seyda-i Tahi Gül'den herhangi birinin gidip bir şeyhe, bir mürşide bağlanması farklı bir kriter, farklı bir ölçüdür. Bir anda şeyi değiştiriyor yani. O şeyhe halkın bakış açısı. Çünkü yok. Başka yerde yok. Yani giden yok. Öyle bir olay yok yani. Bırakın onu. Bırakın Seyda-i Tahi Gül'ün ailesine herhangi birisinin gidip bir şeyhe bağlanıp intisap etmesini, amel etmesini. Bugün hocalar artık gitmiyorlar. Çünkü hocaları ikna edecek şeyh de kalmadı yani tabiri caizse. Çok az kalmadı derken var, tek tük var elhamdülillah. Valla bir azınlık bir bakiye yani bakiye-i salih diye salih bir bakiye orada kalanlar var. Onlar da yine büyüklerinden aldıkları şeyle devam ettirdikleri. Yani böyle zatlar var, tek tük var ama artık onların da sayısı gittikçe tükeniyor. Bu yüzden Cenab-ı Allah bizi büyüklerden mahrum etmesin. Allah-u Teala büyüklerin ölçülerinden bizi mahrum etmesin. Yani ölçü çok önemli ya. Bunlar o kadar önemli şeyler ki benim bu saydıklarım çok basit geliyor bize bugün. Şimdi konuşurken çok rahat konuşuyoruz böyle. Ama böyle piyasaya dönüp baktığımızda bu tarikat pazarı tarikat pazarına dönüp baktığımızda benim bu saydığım şeylerin hepsinin herhangi bir yerde toplanmış olmasını görmeniz çok çok zor yani. Ha. Tilo'da işte Veysel Karani'de var. Birkaç yerde var bildiğimiz yani. Para, pul karışmayacak. Reklam, propaganda bulaşmayacak. Hakikaten alimler ve ilim ehli gidip bu işe itibar edecek. Yani mesela Mevlana Abdurrahman, Allah uzun ömür versin. Yani ilmine hiç kimsenin diyeceği bir şey yok. Yok tarikat, şeyhlik, mürşitlik hiç bu işi yapmıyor. Ha. Talebe oku diyor. Allah için gelen olsa geliyor o kadar. Başka bir şey yok yani. Bunlar haşa diğer yerleri herhangi diğer isimleri saymadım bilmiyorum. Çok fazla ayrıntılı bilmediğim için. Ama ilim ehli bir yerlere gidip toplanırsa alimler, hocalar, mollalar
bir yerde toplanırsa veya Seyda-i Tahin ailesinden birileri bir kapıda toplanırsa haberimiz olur, onu biliriz en azından. Onu biliriz diyoruz. Yoksa kim, herkesin hizmeti farklıdır, ayrıdır. Kim yerler vardır, halkı irşad eder. Eyvallah, bir şey demiyoruz onlara. Yani kim yer vardır, avamı irşad eder. Ama her halükarda herkes zaten bu yoldan bir fayda görür. Ama direkt ana yol dediğimiz o silsilenin o yaldızlı olan yolu ilimle giden yoldur. Bu yüzden Şeyh Abdurrahman-ı Taahhi, Seyyidah-ı Taahhi, Kaddesallahu Aziz diyor, her şeyhin halini, bu sözü iyi dinleyin, her şeyhin halini halktan gizlemeye yarayan bir sebebi vardır diyor. Yani bir şeyi kendine perde etmiş tabiri caizse. Mesela bir kısmı diyor böyle ticaretle uğraşır. Bir kısmı var diyor böyle muhabbet ehli gibi görünürler. Bir kısmı var cezbeyle işlerini yürütürler. Yani bu işler çok kolaydır, bu cezbe filan. Yani bunları birilerine bunu vermesi de kolaydır bir şeyin bir işte. Ama diyor bu sebeplerin içerisinde en üstün ve en güvenli olanı ilme dayalı olan nispettir. Yani bir tarikatın feyzi, nispeti ilme dayanıyorsa en sağlam olan odur. Çünkü bilgi şaşmaz. Cahillik her yere kadar götürür insan, Allah korusun. Ama bilgi belli. İlim belli. Doğruyla yanlış bellidir yani. Bu yüzden Seyyidah-ı Tahi Kaddesallahu Aziz ki biliyor sohbet ederken diyor bizden müritlerimizin kalbinde diyor bir şevk ateşini tutuşturmayı biliriz diyor. Bir anda yakmayı biliriz diyor. Ama diyor biz onun yerine için için yanan, yavaş yavaş yerleşen müridin kendi malı olan nispeti ve feyzi tercih ediyoruz. Şimdi müridin kendi malı olan ne demektir biliyor musunuz? Dışarıdan herhangi bir fikri bir şeyi empoze etmek ayrı bir şeydir. Bir insana şöyle yap demek ayrıdır. Ama o insanın bazı şeyleri yaşaya yaşaya bunları öğrenmesi farklı bir şeydir. Kendi öğrendi mi değil mi? Kendi yaşadı mı? Onu artık onun mülkü olur yani. Birisi vardı, birisi bana bir gün anlattı. Şimdi biz evlat virt çekerken biliyorsunuz her yüzün başında lafz-ı celal birine ne diyoruz? Ya baki entel baki. Bunu iyi dinle. Şey, ilahi ente maksudi ve rıdake maktubi diyoruz her yüzün başında. Bu virt çeken arkadaş, bu kardeşim bana dedi ki abi dedi, ben virde ilk başladığım zaman şimdi bir cümle kullanıyorsun. Bir cümle. İlahi ente maksudi ve rıdake maktubi. Allah'ım maksudum sensin. İstediğim şey, talep ettiğim şey de senin rızandır. Bunu dediği cümleyi gözüm kapalı kullanırken dedi karşıya hitap ediyordum. Ente diyordum yani. Çok ilginç bir şey. Bak itikadıyla dinleyin. Yani karşıya sen diye hitap ediyordum diyor. Yani konuşurken gözüm kapalı ama karşıma hitap ediyorum. İlahi ente maksudi ve rıdake maktubi. Ey Allah'ım maksudum sensin, talebim senin rızandır. Bir gün diyor bir kitap okudum diyor. Bir kitapta diyor birisi girdi, Allah eli birisi. Baktı biri oturmuş bir yerde, ellerini açmış dua ediyor, gözlerini gökyüzüne dikmiş. Diyor ona dedi ki uzağa bakıyorsun dedi. Bunun üzerine diyor o dua eden başını önüne eğdi diyor dedi şimdi daha da uzağa baktın. Bunun üzerine diyor ilahi ente maksudi var. Onu öğrenince diyor böyle böyle bakışımı dikkatimi yukarıya çevirmek sonra önüme eğmek yani önüme eğilmek o cümleyi söylerken ki şeyi söylüyorum hali söylüyorum. Sonra diyor dedim ki ya kulun Allah'a açılan kapısı kalptir. Kalbime hitap ettim diyor. İlahi ente maksudi ve rıdake maktubi bir kalbime yöneldi. Kaç sene böyle gittim. Şimdi diyor ne karşı ne yukarı ne aşağı ne iç. Bildiğim tek şey var. Beni duyuyor. Sesimi duyuyor. Bitti. Anladınız değil mi? Bak bu huzurdur işte. Ama bunun için belki 20 yıl geçmesi gerekiyor. Ben diyor artık ilahi ente maksudi ve rıdake maktubi derken herhangi bir yön, çünkü Allah bütün yönlerden münezzehtir. Allah ne karşında, ne arkamda, ne üstte, ne altta. Yani herhangi bir cihet, bir yönle Allah'a hitap edemem diyor. Bunu ama bunu öğrenmek 20 yıl. Şimdi diyor ilahi ente maksudi ve rıdake matlubi derken bildiğim tek şey var. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ama beni duyuyor, onu biliyorum diyor. Bu çok büyük bir marifettir. Marifetullah'ın yani Allah'ı bilmenin ilk adımı budur. Değil mi? Beni duyuyor. Beni işitiyor. Bunun bir sonraki hali nedir?
bir sonraki yaşayacağı his, ama bunu kendini öğrenmesin. Ben sana Allah seni görüyor, seni duyuyor, seni işitiyor filan. Ben bunları söylemem ayrı bir şey. Kulaktan dolma bilgi ayrı bir şeydir. Senin yaşaya yaşaya bir şeyi öğrenmen o sana mal olan bir bilgi. Yani sen bunu şimdi ben sana 100 kere bile söylesem Allah seni işitiyor. O hali yaşayan o kardeşimiz gibi olamayız hiçbirimiz. Allah beni işitiyor. Bitti. Başka bir şey yok. Allah'la ilgili başka hiçbir şey yok. Hiçbir tahayyül, hiçbir tasavvur. Zaten başta da tahayyül ve tasavvur olmaz. Çünkü Allah bütün hayallerin, yani bütün tahayyül ve tasavvurların ötesindedir Cenab-ı Allah. Ne ki o zannedersin, ne ki Allah zannedersin. Zannettiğin o şey sen de Allah arasında perdedir, engeldir. Yani hiçbir şey leyse kemislihi şey, hiçbir şey onun gibi olamaz. Bu yüzden Allahu Teala ile ilgili yani insan böyle bir şey konuşurken bile yani namazda da diyor mesela İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn derken diyor hani yüzüm de kıbleye ya bir karşıya diyor söylüyordu diyor namaz kılarken. Şimdi diyor karşı da yok diyor. Kabe'de yok diyor. Onu da hayal etmiyorum diyor. Sadece İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn derken biliyorum ki o beni duyuyor. İşitiyor. Şu anda işitiyor. Ben dediğim an o ben işitiyor yani. Bu da yetiyor yani. Bu bizde eksik olan bu. Yani marifet dediğimiz şey ve kurbiyet dediğimiz şey eksiklik bu yani. Bu yüzden İmam Muhammed Bakır Hazretleri bazen güldüğü zaman mesela bir gülümsese hemen diyormuş ki Allah'ım bana darılma diyormuş. Hemen anında yani. İmam Cafer radıyallahu teala abdest aldığı zaman seccadesine doğru yürürken riyaya titremeye başlamış. Rengi sararırmış, yüzü sararırmış. Bir gün diyorlar ya imam her abdest alışta size bir hal oluyor. Renginiz soluyor, eliniz ayağınız titremeye başlıyor, sararıyorsunuz. Nedendir? Kimin karşısına çıkacağımı biliyor musunuz diyor. Kimin huzuruna çıkacağımı biliyor musunuz? Kiminle konuşacağımı biliyor musunuz diyor. Huzuruna çıktım zatın yüceliğini, azametini, büyüklüğünü. Bütün bu mevcudatı yoktan var eden Allah olduğunu biliyor musunuz? Gücü her şeye yeten Allah'ın huzuruna çıkıyor. Bu ne kadar güzel bir şey. Bunu diyebilmek, bunu yaşayabilmek. Bizzat şimdi yani o kadar büyük bir nimet ki Cenab-ı Allah'ın bize verdiği. Büyük zatlardan birisi öyle diyor. Diyorlar ki marifetullah yani Allah'ı bilme, Allah'a yaklaşmak. Bir de yani mukarrabunun ovasına nasıl adım attın? Yani o ovaya nasıl girebildi, nasıl daladı? Büyük bir zat artık inkar edemiyor. Diyor ki bir gün nihayet dedim ki gökte ondan başka, yerde de benden başka kimse yokmuş gibi ibadet etmeye başladım. Hiç kimse yok. Ben varım o var. Başka bir şey yok. Bir müddet sonra diyor ben de yok oldum sadece o var diyor. Bunu bildim diyor. Bunu anladım ve bu benim adımı oraya attı diyor. Bir başka zata diyorlar ki sen bu yolda nasıl yani bu nimete nasıl erdin? Allahu Teala sana bu nimeti nasıl verdi? Diyor ben hep diyordum ki ben zikrediyorum, ben namaz kılıyorum, ben Kur'an okuyorum, efendim ben hizmet ediyorum. Bir gün sonra bir gün geldi öyle bir şey oldu ki diyor baktım ki ben hiçbir şey yapmıyorum. O bana yaptırıyor. O bana zikri o bana yaptırıyor. Namazı o bana kıldırıyor. Abdesti o bana aldırıyor. Bütün yaptığım her şeyi o bana yaptırıyor. Ben kendimle ilgili hiçbir pay görmeyince perdeleri kaldırdı diyor adam. Çünkü en büyük perde benmişim diyor meğerse. Ben gidince diyor sadece o kaldı. O kalınca da zaten mesafe kalmaz diyor. Tasavvufta asıl olan bu hallere kavuşmaktır. Anladınız değil mi? Bu güzelliklere kavuşmaktır. Bize hayal gibi görünüyor, zor gibi geliyor değil mi? Ya Fatiha bir sanki efsane anlatıyor, masal gibi anlatıyor filan değil. Bu yol kıyamete kadar açıktır. Bu yakınlık yolu, bu huzur yolu kıyamete kadar açıktır ve insan ancak böyle insan olabilir. Yemekle, içmekle insan olmayız. Yan gelip yatmakla insan olmayız. Gezip tozmakla, dolaşmakla, eğlenmekle, zevk-ü sefa sürmekle insan olmayız. Affınıza soruyorum, çiftleşmeye de insan olmayız. Değil mi? Bizi insan yapan Allah'a olan marifetimiz ve yakınlığımızdır. Bunu yapan bir sürü yaratıklar var. Benim de demin saydığım şeyleri yapan bir sürü hayvanlar aleminde yaratıklar var. Kimi yiyor, içiyor, kimi çiftleşiyor, kimi geziyor, tozuyor, kimi gidiyor, avlanıyor. Yani herkes bir şekilde geçimini sağlıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, karnını doyuruyor velhasılı gelen. Hayatını devam ettiriyor yani. Allah'ın izin verdiği kadar devam ettiriyor.
Ama onların farkı nedir? Onlar niye yaptıklarını bilmiyorlar. Sadece onlara verilen şeyi yapıyorlar ve çoğunlukla da kendi yaratılışlarının dışına çıkmazlar yani. Onlar günah işlemek istemezler. Hayvanların günah işleme yeteneği yok. Onlarda öyle bir şey yok çünkü. Sadece doğalarının, tabiatlarının gerektirdiği şeyi yapıyorlar. Ama biz işte bu kadar zavallı ve aciziz. İnsan dünyaya affınıza sığınıyorum. Çırılçıplak gelir. Ve insan dünyadan çırılçıplak gider. Ama yaşarken sanki bütün dünyayı beraberinde götürecekmiş gibi yaşar, değil mi? Öyle bir hırs, öyle bir tamah, öyle bir haset, öyle bir milletin malına, parasına göz dikmek, öyle bir herkesten daha fazla sahip olmak. Bu hastalık insanlara Allah'ı unutturuyor ve ahireti unutturuyor. Yani hem o hastalıklardan kurtulacak insan, hem de marifetle ilgili kapının ya elini atacak. O kapının tokmağını elini atacaksın yani. Atmanın yolu da elini kesmektir. Elini kesmektir. Kapıya el atmak dediğin an o eli atmayacağım diyeceksin. Hazreti Rabia, Rabiatul Adeviye'nin yanında bir gün iki tane sufi konuşuyorlar. Biri diğerine diyor ki insan hakkın kapısının nasıl çalındığını bilmezse kapı açılmaz. Yani nasıl çaldığını bileceksin, o kapının nasıl çalacağını bileceksin diyor. Rabia bakıyor Hazreti Rabia, Subhanallah. Bunlar hiç daha diyor o kapının diyor gölgesini bile görmemiş diyor. Hakkın kapısı kapalı mı ki diyor. O zaten açıktır diyor. Yani marifet bilgi üstüne bilgi işte, marifet üstüne marifet, derinlik üstüne derinlik. Cenab-ı Allah bizi bu vadide mahcup etmesin. Allahu Teala son nefesimize bizi rüsvay etmesin. Cenab-ı Allah bu söylediğimiz sözlerden dolayı bizim yüzümüzü ahiret günü kara çıkarmasın. Nefesimizi, son nefesimizi verirken de Cenab-ı Allah imanımızı muhafaza etsin. Bize sahip çıksın Allahu Teala. Bu yüzden her şeyimizi Cenab-ı Allah'a bırakmak, ona teslim olmak, ondan istemek, ondan beklemek, ondan ümit etmek, onu sevmek ve ondan korkmak. Buna değil de kavuşacaksanız gidin kavuşun. Ama bunlara kavuşmak zorundayız. Ölmeden önce bunu tahsil etmek zorundayız. Yani bu eğitim bizi görmek zorundayız. Bu maksada ulaşmak zorundayız. Büyükler bu yola, bu güzelliklere büyükler, bu güzelliklere kavuşanların hepsi zikirle, rabıtayla, hatmeyle, sohbetle, teslimiyetle, ihlasla ve muhabbetle kavuşmuşlardır. Onların yolu bu. Biz başka bir şey bilmiyoruz. Başka bir şey bilmediğimiz için de diğer şeyler bize yabancı geliyor. Ecnebi geliyor, ecnebi yani. Ve bir şey unutmayınız, sizin ibadetle, yani zikirle, ibadetle elde edeceğiniz şeyler var. Bir de zikir ve ibadetle elde edemeyeceğiniz şeyler var. Birçok şeyler zikir ve ibadetin ötesinde verilir. Allah-u Teala nasip eder. Bunlardan bir tanesi muhabbettir. Sevgidir yani. Zorla sevemezsiniz. Mümkün değil. Değil mi? Zorla sevebilir misiniz? Mümkün değil ama Allah'tan size muhabbeti vermesini hep isteyin. Hep bunu dua edin. Bunu isteyin yani. Rabbinize bunun için yalvarın. Ya Rabbi bana sevgi ver. Benim kalbime büyüklere karşı, zatına karşı, peygamberine karşı, sahabilere karşı. Sevilmesi gereken ne ve kim varsa onlara karşı benim kalbime muhabbet yerleştir ya Rabbi diye dua edin. Ne zaman hangi duanız kabul olur bilinmez. Hiç bilinmez. Hiç kendini benim duam kabul olmaz. Bana gelmez. Ben köylüyüm. Ben cahilim. Ben okumamışım, yok benim eski günahlarım var, geçmişimde şuyum buyum var. Hiç bunları düşünmeyiniz. Çünkü Allah'ı inkar edenden başka hiç kimse Allah'tan ümidini kesmez. Doğru mu? Buraya. Allah'tan ümit kesilmez. Allah'tan ümit kesmemenin en büyük şeyi budur, yani hikmeti budur. Allah'a kavuşmak, ona yakın bir kul olmak, Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir abd olmak. Bir abd yani. Allah'a tapmak, tapabilmek yani. En böyle net ve yalın şekilde ifade edeyim. Biz Allah'a tapıyoruz. Allah'a tapmalıyız. Allah bizi ona tapanlardan eylesin. Onun dışındaki bütün taptıklarımızdan Cenab-ı Allah bizi kurtarsın. İçimizden ve dışımızdan Cenab-ı Allah bütün putlarımızı yıkmayı nasip etsin. Allah'tan başka Rab kabul etmeyen muvahhid müminlerden eylesin Cenab-ı Allah bizleri. Allah hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Allahu Teala ölmüşlerimize rahmet eylesin. Rabbim hastalarımıza şifa versin. Rabbul Alemin sıkıntısı olan kardeşlerimize de hayırlı kapılar açsın. Bol helal
geniş bir rızık kapısı versin Rabbim bütün kardeşlerimize. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.